Buyurun Kadri Gürsel, devam edelim. Peki şimdi bu programda da anladığımız kadarıyla ihtimaller üzerinde çalışıyorsunuz, senaryo çalışmalarınız var, farklı ihtimallere kendinizi hazırlıyorsunuz parti olarak. Bu da iyi bir şey. Yani bir ana muhalefet partisinin böyle çalıştığını görmek güzel bir şey. Bu ihtimaller arasında programın ilk bölümünün ilk kısmında dillendirdiğimiz, konuştuğumuz bir mesele var. Yani mevcut sistemi değiştirmeden seçime gitmek zorunda kalırsa, mevcut sistemi değiştirmeden ne yapacak? Tam sağ pres uygulayacak, siyaseti daraltacak, adam muhalefeti ezecek falan. Peki bunun içinde HDP'nin kapatılması da var. Bu senaryo da var. Bir de HDP'nin seçmeninin büyük şehirlerde, özellikle İstanbul ve Ankara'da yerel seçimlerde nasıl bir fark yarattığını da gördük. HDP için, HDP seçmeni için ve hatta HDP için Millet İttifakı'nın gayri resmi bileşeni, fiili bileşeni diye de düşünülebilir. Pekala böyle görülebilir en azından. Yani durum bunu gösteriyor. Sahadaki durum bunu gösteriyor. HDP kapatılırsa bu önümüzdeki süreçte bunun şöyle bir sonucu olacak. Millet İttifakı partileri buna tepkiler gösterecekler. Farklı düzeyde tepkiler gösterecekler. Ve HDP seçmeni bu tepkilerin hiçbirini beğenmeyecek. Dolayısıyla da alınganlık geliştirecek. Geliştirir mi, geliştirmez mi bilemiyoruz ama burada psikolojik faktör önemli. Aslında burada yapılmak istenen şey de şu, genel olarak yapılmak istenen şey, HDP için söylemiyorum ben. Bu iktidarın asla değişmeyeceğini, bu iktidarın gitmeyeceğini, 2053'e kadar iktidarda kalacağını, kabullendirmek, seçmenin buna teslim olmasını sağlamak. Ben böyle görüyorum açıkçası. Şimdi 2023'ten 2053'e atladık. 2023 vizyonu başarısızlıkla sonuçlandı. 3 yıl içinde bir şeyler yapılamayacak gözüküyor. Bağlıyorum. HDP kapatılırsa CHP'nin tepkisi buna ne olur? Şimdi birincisi, HDP kapatılırsa buna seçmenin, toplumun tüm kesimlerinin bambaşka bir tepkisi olur. Ağır bir tepkisi olur. Buna kalkışmalarını çok yakın ihtimal görmüyorum. Parti kapatmayla ilgili bir takım eskiye göre daha da zor zaten bu işler. Ama insanlar oy verdikleri siyasi partinin seçimlere sokulmadığını görürlerse buna onların gönüllerinde oluşacak kopuş duygusunun ben siyaseten birilerine getireceği kazançtan çok bütün ülkeye çok büyük bir şey kaybettireceğini düşünüyorum. Bu bambaşka bir şey. Yani HDP seçimlere girmiş, demokratik siyaset çerçevesinde siyaset yapan ama belli eleştiriler alan, o eleştirilerin bir kısmını hak eden, cevaplama yükümlülüğü olan ama girerken her bir milletvekili temiz kağıdını almış ve veren de sizin yönettiğiniz Adalet Bakanlığı'nın adliyelerinden alıp girmiş bir partiyi. Şimdi biz siyaseten alt edemedik, başka türlü alt edeceğiz çabasına girdiklerinde bu bambaşka sonuçlar doğurur. HDP o gizli ittifak mıdır o mudur bu? İstanbul'a biz geldiğimizde İstanbul seçimleri için İstanbul'da bir şey vardı. Kara bulutlar çökmüştü İstanbul üstüne. 50'ye yakın AK Parti'nin ruhsatını verdiği tuhaf gökdelenler dışında bu bulutları delebilen kimse yoktu. Biz mavi bir gökyüzü, bir güneş umuduyla başladık. Bunun müjdecisi de bir gökkuşağı. En ilkel kabilelerin bile çok saygı duyduğu bir şeydir. Daha dinler yokken secdeye varırlar falan. Ya renklerin yan yana birbirinin içine ve işine karışmadan aynı doğrultuda, aynı doğruda durdukları. İstanbul'u 25 yıllık Tayyip Erdoğan tahakkümünden ve 25 yıldır onun veya atadıklarının kötü yönetiminden, çünkü millet israftan bıkmıştı, parsel bazlı düzenlemelerden, peşkeşlerden, İstanbul İttifakı kurtardı. Bir gökkuşağı. Orada şimdi bizim Millet İttifakı'nın sınırları belliydi ve geçen seçimde kaldı. Gelecek seçimde ne olacağını, gelecek seçimin hangi şartlarda olacağı belirleyecek. Ama Türkiye'yi de bir Türkiye İttifakı'nın kurtaracağı belli. Bu kara bulutları Anadolu'nun işte Edirne'den Hakkari'ye, Rize'den Muğla'ya kadar uzanan bir gökkuşağının kurtaracağı belli. Burada
kolay siyaset AK Parti'nin, bunu sakın üstünüze almayın. Siz zaten üretilen bu soruyu hatırlatıp bana cevabımı istiyorsunuz. Buna efendim birilerini şeytanlaştıralım, şeytanın yanından uzaklaştıralım, gökkuşağını zayıflatalım, kara bulutlar devam etsin. Bunu, biz buna teslim olmayız, seçmen de bunu yemez. O kadar net söylüyorum. O yüzden ittifak, Millet İttifakı'nın bileşenleri belli. Saadet, İyi Parti, CHP, Demokrat Parti'de Afyonkarahisar üzerinden İyi Parti ile bir, hani logosuz ama resmi ittifak. Bu kadar. HDP yoktu ama Türk İstanbul'u, İstanbul İttifakı kaldı. Türkiye'de Türkiye İttifakı kaldı. Farklı renklerin aynı doğrultuda işte hukukun yanında, insan haklarının yanında, eşitliğin yanında, adaletin yanında, hepimizin çocuğunun daha iyi eğitim alması, hepimizin çocuğunun karnının daha iyi doğması için koca bir Türkiye İttifakı ihtiyaç var İstanbul'daki. Bunun adını koyun, onu yapın, bunu yapın değil. Renkler yan yana aynı doğrultuda durmayı başarıp bu ülkeye yazı getirebilirler. Buna yaratılan şeytanlaştırmaya teslim olmayız. Millet de bu operasyonu yemez. HDP kapatılırsa CHP ne yapar diye bir soru gelmiş, hemen kısa. Şimdi bir imkansızlığın, bir tersliğin, bir rezaletin üzerinden gereğini yapar CHP. Yani birileri HDP'nin kapatılmasına cesaret ederler, HDP'nin kapatılması için. Yani geçen seçimlerde tek başına barajı 6,5 milyon oy herhalde. Oy almış bir siyasi partinin kendi sözünü söylesinler diye çoğunluğu Kürtlerin oluşan bir seçmenin görevlendiği birilerinin 6 yıl önceki bir mesele üzerinden, 6 yıl önce o zaman Dolmabahçe'de birlikte oturuyorlardı HDP'lilerle. Bunu hatırlatmak lazım. Daha İstanbul seçimlerinde Abdullah Öcalan'a mektup yazdırıp Anadolu Ajansı'na o mektubu okuttular. Ekrem İmamoğlu değil de Binali Yıldırım'a oy verin dedi diye Abdullah Öcalan'dan. Osman Öcalan kırmızı bültenle aranıyordu. MİT'in bulamadı Osman Öcalan'ı. TRT kameramanıyla spikeri buldu ve AK Parti'ye destek açıklattı. Bunların terörle ilgisi yok. 7 yıl, 6 yıl önce olmuş Kobani olaylarında o tarihte MYK üyesi olma suçundan parti kapatılıp da Kürt seçmenin yerine söz söyleyecek bir siyasi partiye sustururlarsa buna Türkiye ve dünya çok ciddi şekilde tepki verir. Bu demokrasi açısından bu birilerine siyaseti değil başka bir şey işaret etmek, bundan Türkiye zarar görür. Bir daha söylüyorum. AK Parti kâr mı eder? CHP ne pozisyon alır? Türkiye zarar görür. Bunu doğru bulmam. Parti kapatma meselesi. Ha, AK Parti şuraya geldiyse. Tıs dınk. Durdurun lokomotifi. Demokrasi treni bindi. Biz iniyoruz artık. Ya kardeşim, siz bundan önce AK Parti'ye kapatma davasını bir millet, bir demokrasi meselesi yapmış bir parti. Şimdi umudunu iktidarda kalmak için HDP'nin kapatılmasına bağladıysa demokrasi treninden inmek değil, treni durdurdu bunlar. O zaman o başka bir şey. Onun hesabı, bunun cevabını AK Partililer versin. HDP kapatılırsa AK Parti nasıl çıkıp kendini seçmene ifade edecek?